Fotosentezin ışıktan bağımsız evresinden ışığa bağımlı evresine moleküllerinden hangileri aktarılır? Şöyle düşünelim bakınız. Işıktan bağımsız evre, ışıktan bağımsız evre. Bir de ışığa bağımlı evre. İkinci bir evre düşünelim. Işığa bağımlı. Şimdi ışıktan bağımsız evreden buraya ne geçer? Işığa bağımlı evre bu tarafa ATP verir, NADPH aktarır. Karşılığında ise bu burada kullanıldıktan sonra tam tersi buradan buraya, buradan bu moleküller tüketilmiş halde verilir. Yani ADP, fosfat, inorganik fosfat ve NADP gibi bileşikler, inorganik fosfat buraya aktarılır ki tekrar ATP ve NADPH molekülleri sentezlenip üretilebilsin. Dolayısıyla buradan buraya aktarılanlar nedir dediğimiz zaman ATP olmaz, tam tersi inorganik fosfat olacak. NADP olacak, NADPH olmayacak. Cevabımız 2-3 olup B şıkkı olmalıdır diyebiliriz. Fotosistemlerde yukarıda isimleri belirten pigment maddelerinden hangisi ışık enerjisinin etkisiyle elektron fırlatır? Fotosistemlerde pek çok pigment maddesi bir araya gelir. Bunların bir araya gelmesi sonucunda bazı proteinlerle birlikte fotosistemler oluşur. Fotosistemlerde de sadece elektronu klorofil A fırlatır. Klorofil A'nın elektron fırlatan iki çeşidi söz konusudur. Bunlardan birisi P700 adını alırken diğeri de P680'dir. P700 fotosistem 1'de etkili, P680 ise fotosistem 2'de etkilidir. Elektron fırlatıcıdır. Diğer pigmentler ışık enerjisini toplayarak klorofil A'da yoğunlaştırır. Bir fotosistemde yaklaşık 300 civarında pigment vardır bu şekilde. Elektronu fırlatan ise sadece klorofil A olur. Cevabımız burada A şıkkı olacaktır. Yukarıdaki deney düzeninde deney tüpü içinde hangi gaz birikir? Şimdi deney düzenine baktığımız zaman ortamda ışık olduğunu görüyoruz. Fotosentetik canlı var akvaryumda. Sıcaklık optimum. Dolayısıyla burada fotosentez gerçekleşir ve oksijen kabarcığı oluşur. Dolayısıyla burada biriken gaz da fotosentezde üretilen O2 gazı olacaktır. Evet. Cevabımız burada A şıkkıdır. Su fotosentezde yukarıda belirtilen görevlerden hangilerini gerçekleştirir? Enzimlerin çalışması için mutlaka belli bir oranda su bulunması gerekir. Su oranı %15'in altında olan ortamlarda enzimler çalışmaz. Su fotosentezde elektron kaynağıdır. Doğru. Işık enerjisiyle parçalanır. Işık enerjisiyle parçalanmasına fotoliz denir. Neticede ışık enerjisiyle parçalandığında sudan H artı protonları, elektron ve O2 gazı meydana gelir belirli bir oranda. Gördüğünüz gibi elektron kaynağıdır. Isı dengelemede sudan yararlanılır. Aşırı ısınma olduğu zaman su bu ısıyı tutar. Ve daha sonra terlemeyle gaz formunda bitkiden uzaklaştırır veya hücrelerden uzaklaştırır. CO2 bağlama görevi yoktur. CO2'yi bağlayan RDP molekülüdür. Ribloz difosfat bağlar. Bu da ışığa bağımlı evrede bulunan, ışıktan bağımsız evrede bulunan organik bir bileşiktir. CO2 bu molekül tutar. Su molekülleri CO2 tutucu değildir. Cevabımız 1-2-3 olup burada 5 olmalıdır. Bir bitki türünün fotosentez hızı yüksek olandan düşük olana doğru, bu bitki türlerinin fotosentez hızı yüksek olandan düşük olana doğru sırası nedir? Bize grafikte verilen ipucu kutikula kalınlığıdır. Kurak bölge bitkilerinde kutikula kalındır. Kurak bölge bitkilerinde fotosentez hızı düşüktür. Kutikula kalınlığı arttıkça saydamlığı azalır, ışığa karşı geçirgenliği azalır. Dolayısıyla fotosentez en yavaş olan M'dir, en hızlı olan L'dir. L, K, M şeklinde bir sıralama yapmamız gerekir. Yani kutikula tabakası ince olandan kalın olana doğru böyle bir sıralama yapacağız. Bu durumda cevabımız burada B şıkkı olacaktır muhakkak ki. Yukarıda belirtilen faktörlerden hangileri fotosentezin hızını etkileyen? Dikkat edelim. Genetik faktörlerdendir. Genetik faktörler bitkinin kalıtsal özelliği olup bitki türüne özgü faktörlerdir bunlar. Genetik faktörler stoma sayısı olabilir. Stomanın şekli, sayısı, dağılımı. Bunların hepsi genetik faktördür. CO2 miktarı ise çevresel faktördür. Yine ışık çevresel faktörlerdendir. Kutikula
Bitkinin bazı bölgelerinde, özellikle yaprakta, epidermis hücrelerinin dışa doğru salgıladığı bir salgının birikmesi sonucu oluşan mumsu tabakadır. Kutikulanın kalınlığı bu salgının miktarına bağlıdır. Bu ise genetik bir özelliktir. Kurak bölge bitkilerinde kutikula kalın, nemli bölge bitkilerinde ise kutikula ince olacaktır. Burada genetik faktörler sorulduğuna göre 1 ve 4 olmalıdır cevabımız. Yani C şıkkıdır.